Rocket League Sideswipe videosunun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün hızlı level kasmayı sizlere göstereceğim ama hızlı level kasmadan önce şu anda seviyemiz 16. Videonun akışı şöyle ilerleyecek. Bir tane normal maç geçeceğiz. Bir tane de bu taktiği göstereceğim. Taktik ve kaç level atlayabiliriz onu göreceğiz. Bu arada hızlı level kasma olayımız mücadeleler üzerinden olacak. Buradaki mücadeleleri mutlaka yapın diyerek. Şimdi bunların biz birkaçını yapmaya çalışacağız. Mesela ne yapabiliriz? Diesto araba gövdesini kullanırken 20 kurtarış yap demiş. 10 potu var maçı tamamla demiş. 10 tane maç atamayız diyor. Ama bir iki maç atalım. Bakalım normal maç oynarken kaç XP geliyor? Bir de bu hızlı level kasma taktiğiyle mücadeleleri yaptığımızda kaç XP geliyor? Buna bir bakalım. Maçımızı da bulsun. O zaman maçımıza geçelim. Evet, maçımız başladı. Böyle oynamalı hızlı level kasma taktiğini az da olsa denediğimiz bir video olacak. Onun dışında oyun hakkındaki görüşlerinizi mutlaka yazın arkadaşlar yoruma. Bence Rocket League'den, yani normal Rocket League'den çok daha güzel ve çok daha keyifli bir oyun. Bu biraz sıkıntı olacak. Şöyle ay kendi kayma kaldırdım. Bir tek bunu alabilir miyiz? Evet, tamam, adam aldı benim yerime. Bir tek kötü başladık. Bu arada adam gelmedi, bizim adam. Ona vurabilir mi? Vuramadı. Şöyle kaldırdım. Sokmaya çalışıyorum. Sok. Güzel. Golü attık. Bence Rocket League Sideswipe bayağı iyi olmuş. Yani hem böyle bir mobil oyun hem de böyle mobil oyun sevmeyenlere hitap edecek tarzda bir oyun olmuş diye düşünüyorum ben. Ve oyuna da bir puan vermem gerekirse oyunun yeni çıktığında göz önüne alarak ya ben 8.5'tan 9 rahat verdim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir oyun. Yani normal Rocket League için ne kadar olumsuz şey söylediysem yakın zamanda aynı ters orantıda söylediklerimi Sideswipe için söyleyebilirim. Oyun gerçekten çok sağlam ve oyunla alakalı bu arada şey de gelecek. Onu da söyleyeyim, herhangi bir işte böyle 1v1 serisi olur, basket serisi olur ya da başka ne vardı, normal 2v2 serisi olur. Bunları da çekmeyi istiyorsanız yorum yazabilirsiniz. Şimdi adamlar hızlıca FF verdik. Bakalım adamımız MVP olmuş. FF verdiğimiz için büyük ihtimal XP düşük gelecektir ama 50 50 27, toplam 127 XP geldi. Şimdi bakın, 127 XP aldığımızı bir not edelim. 16. seviyedeyiz ve şurada gördüğünüz, bakın şurada sezon ödüllerinde, bunlarda yoktur ama sezon ödüllerinde burada bayağı bir XP var. Yaklaşık buradan 750, 1500, 2250, 2750, 3500 ve tamı tamına 5K XP alabiliyorsunuz. Ve 5K XP demek, yani şöyle Rocket Pass'te biliyorsunuz ki seviye atladığınızda Rocket Pass seviyeniz artıyor. 5K XP demek Rocket Pass'te bir 3-4 seviye atlamanız demek. Şimdi şu XP'leri bir alalım. Ondan sonra şuradaki paraları falan da alacağım. 500 XP'mizi alalım. 17 seviyeye çıktık. Bu bir. İkinciyi aldım. Üçüncüyü aldım. Ve bakın burada görevler de düştü. 49 gün veriyor yaklaşık. Burada 7-8 tane görev için. Burada aynı zamanda haftalık görevler de var. Bunların XP'leri var mı diye bakıyorum. Burada ha tamam, bunlar ayrı bölüm. Rocket League Crossover, bunu da alalım. Bu zaten gol patlaması, dursun kenarda. Ve direkt şimdi ikinci bölümümüz sezon görevlerinde, diğer görevlerimiz neymiş? 10 potolar maçı tamamla. 10 potolar maçı tamamla zordur ama 20 kurtarış yapabiliriz. O zaman ikinci maçımıza geçelim. Bakalım, eğer görevi kasamazsak da sağlık olsun. Görevi kasarsak da oynamaya devam ederiz. Rocket League XP kasma taktiğinin olayı tam olarak bu şekilde. Şimdi diğer görevlere devam ediyoruz. Maçı bulsun. Hızlı seviye kasmanın tamamen görevlerle alakalı olduğunu söylemiştim. Çünkü yani bu arada çok kötü bir hata yaptık. İnşallah böyle olmaz ki, olmadı. Çünkü başka bir yöntem yok. Hani ne bileyim, bir hiledir falan. Zaten hile çok şey değilim, biliyorsunuz ki çok taraftar değilim oyunda hile kullanmanın. Ama yine de başka yöntemi olmadığını söylemiştim. Hani hile dışında da yok zaten. Ve bu şekilde görevleri, sezon görevlerini, crossover görevlerini ve haftalık görevleri yaparak XP'leri toplayacaksınız. Ve bu arada görevler de öyle sandığınız kadar kolay değil. Güzel havaya kaldırdık. Haydi bir gol gelir mi? Uf, güzel bir hava mücadelesi oldu. Bu arada hilenin taraftar
değilim demişken de biliyorsunuz ki benim bir tane Rocket League ile alakalı hile videom vardı. Hani diyeceksiniz ki belki hilenin taraftar değilsen o videoyu niye çektin? O video da şundan dolayı çekildi. Özel maçta atıyordunuz o hile. Daha doğrusu hile özel maçta sadece aktif edebiliyordunuz. Yani herhangi bir ranktır sizin gelişiminizi hiçbir şey etkilemiyor. Onu da çok kısa netledim. Bu arada güzel, yine 3-0 hızlı başladık oynanış videosu gibi de oldu birazcık. Şimdi kickoff'u kötü yaptık. Adam ayı reset aldım zaten. Şöyle kaldıralım şimdi. Adamımız ona vuramadı. Bu arada arada air roll yapmayı unutuyorum. Onun için de artık yapacak bir şey yok. Çok güzel bir double tap'te attık. Ve oyunda şey videoları da çektim arkadaşlar. Nasıl kuracağınızı bilmiyorsanız, hani telefona kuramıyorum diyorsanız bilgisayara da kurabiliyorsunuz. Ve oyunla alakalı böyle temel bir rehber de yaptım. Onu da çok kısa söyleyeyim. Mutlaka o videoları da kartlardan izleyin. Kartlarda olacaktır videolar. Şimdi bu adamlar FF vermiyorlar. Yapacak bir şey var mı? Açıkçası çok yok. Güzel vuruş. Bakın bir tane AFK kaldı. Galiba o şey yaptı. Teslim olmaya bastı oynamaya ama maalesef takım arkadaşı devam ediyor ısrarla. Yapacak bir şey yok. Oynayacağız. Şimdi o adam vuracak mı? Vurmadı. Bu videodan sonra da Rakındaki saç swipe ile alakalı herhangi bir rehber tarzı video istiyorsanız da mutlaka yoruma yazmayı unutmayın. Yani dediğim gibi temel mekanik rehberi çektim. Ondan sonra şu an XP kasma yöntemini çok kısa anlattım sizlere. Ve böyle kuru kuru bir video olmasın diye de maç girdim. Hani çok kısa kesmek istemiyorum siz çünkü uzun video istiyorsunuz. Onun dışında herhangi böyle abi şunu da çekebilirsin, Rocket League Sideswipe ile alakalı dediğiniz video varsa mutlaka mutlaka yoruma yazmayı unutmayın. Ve bu videoları beğeniyorsanız ve kanalda hala abone 200 saniyenizi ayırıp kanala da abone olursanız çok mutlu olurum. Aboneyseniz hali hazırda zil butonunu aşağıdan 2-3 saniyenizi ayırarak açarsınız ve oradan tüm bildirimleri işaretlerseniz videolardan anlık haberdar alabilirsiniz. Şimdi bu hatırlatmaları da yaptıktan sonra yardıralım bakalım. Kaç XP gelecek? Şöyle dolu dolu bir galibiyet alacağız çünkü. 8-0 yenmişiz yani, boru değil. O çok kötü. Şimdi buradan bir şey olmaz gibi adamımız devam etti. Hadi o reset aldık bu arada. Şöyle bir oy. Ah be, yakında. Yakın diyoruz. Bırakmıyoruz yalnız top inatla. Çok güzel. Son dakikada şeref gollerini attılar. Şimdi 8-1 bitti maçımız. Bakalım 8 tane gol attığımız maçta MVP olduk mu onu merak ediyorum. MVP takım arkadaşımız olmuş. Bu arada oyunla ilgili iki küçük geliştirme var gözüme çok batan. Açıkçası yani puanı kırmam da o yöndeydi. Bir tekrarları göstermiyor. İki skor tablosu yok. O çok sıkıntı. Bu arada 8 golün 7'sini pardon 5'ini biz atmışız. Ama maalesef maçı alımını alamamışız. 8 gol attığımız maçlarda 300 XP gelmiş. O zaman bir maç daha atalım. Son maçta 18 seviye olup şuradaki Rocket Pass ödüllerindeki ödüllerinde sizlerle beraber maçımızı bitirdik. MVP olduk ama adamlar FF verdi. Bakalım bu maçta XP alabilecek miyiz? Tamam. 18 seviyeye 266 XP ile çektik. Demek ki kazanınca çok daha fazla veriyormuş. Kazanmayı da yani unutmayın. Bu nasıl bir öğüt oldu bilmiyorum ama kazanmaya çalıştık. Kazanınca 2 kat fazla XP veriyor. Şimdi buradan mücadeleye geliyoruz. Bakın bunların hepsini alıyoruz. XP ile beraber bunları da veriyor. Paraları alıyoruz. Kutumuz var. Bunu açalım. Bari videoyu böyle kapatalım. Ana dilim diye bir şey çıktı. Bunu geçtim. Para çıktı. Güzel. Bir paramız daha var. Onun dışında başka alabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Bir de şuradan öğe mağazasında ücretsiz kutumuz var. Bunu da alıyoruz. Ve çok kötü bir şapça çıktı. Bakın burada neler varmış. Bakıyorum. Kurt adam varmış. Fenek de var diye biliyorum ama göremedim. Neyse. Onun dışında burada Merk var. Merk'ü alabilirsiniz. Onun dışında başka bir şey var mı? Bir de Party Time diye bir gol patlaması var. Bunu da alabilirsiniz. Ama biz Rocket Pass'teki şu 3 kutumuzu alalım. Güzel dedi. Yani 4 tane de kutu açtık oyunda. Bir tane güvercin çıktı. Vardı bizde. Para çıktı. Her zamanki fix. Şöyle güzel bir şey çıksın istiyorum. Wow çıktı. Seyrek etiket. 250 para. Bu da son kutumuz artık. Bir böyle şansa bol bir fenek çıksın ya. Aha bir şey. Bak animasyon geldi. Aa, olmadı bu. Kareler çıktı. Bir de para çıktı. Şu seyrek etikete de bakıp oradan da videoyu bitirelim. Şuradan tesisatı düzenleyelim. Buradan şu değil, şu değil. Etiketi nereden ayarlıyoruz ya?
Valla etiketi şuradan galiba. Bir saniye. Aynen. Buradan buldum. Buradan mesela etikete ne verebiliriz? Ana dilim var. Ortaya çıkarmak için para istiyor. Şu kalsın. Buradan da mesela ne seçelim? İşte sandviç seçelim. Seçtik mi? Seçemedik. Neyse, seçtik diye varsın. Galiba seçtik. Onun dışında burada boostlarımızı ayarlayabiliyoruz. Mesela ben bunu ayarladım. Bu boyalı, bu boyasız için. Ondan sonra başlığımız yok. Tekerleğimiz de zaten burada mevcut diyerek videoyu burada bitirelim. 16 seviyede başladık. 18 seviyede bitirdik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Ve kanalda hala abonesiniz. Küçük sayınızı ayırıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.